Resimde bir deniz anemonu ile onun uzantıları arasında yaşayan palyaço balığı verilmiştir. Bu anemonlar uzantıları üzerinde bulunan zehir iğnelerini kullanarak yakınlarına kadar gelen küçük balıkları sokup zehirler ve onlarla beslenebilirler. Palyaço balıkları vücut yüzeyindeki kaygan mukus tabakası sayesinde anemonun zehrinden etkilenmez. Böylece palyaço balıkları anemonun uzantıları arasında rahatça dolaşır, düşmanlarından saklanır ve güvenli bir şekilde beslenir. Verilen durumla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Peki sevgili arkadaşlar, hemen A seçeneğinden yola çıkarak çözelim. Deniz anemonunun yaşadığı ortamlarda balıklar arasında anemonun zehirli iğnelerinden etkilenme özelliği farklı olan balıklar vardır. Arkadaşlar bunun sonucu okuduğum şu paragraflardan ve palyaço balığının ve anemonun arkadaşlarım bir sonuç çıkarabilir miyiz? Veya bir ilişki var mı? Var. Doğru değil mi arkadaşlarım? Evet. B seçeneği. Deniz anemonunun zehri kendisiyle birlikte yaşayan balık türünün seçiliminde etkili olmuştur. Evet, bu da doğrudur. C seçeneği. Palyaço balıkları deniz anemonlarının zehrinden etkilenmeyecek bir adaptasyona sahiptir. Evet arkadaşlar, bunu da söylemiştik. D seçeneği. Deniz anemonlarının zehri palyaço balıklarının genotipini etkilemeden fenotiplerine gözlemlenebilir bir değişiklik yapmıştır sevgili arkadaşlarım. Yapmıştır diyor arkadaşlar. Peki bu ifade nedir? Doğru mudur? Hayır, değildir. Palyaço balığı bakın budur arkadaşlarım. Burada palyaço balıkları vücut yüzeylerindeki mukus sayesinde bu zehirli olaylardan etkilenmezler arkadaşlarım. Aradığımız cevap, ulaşamayacağımız cevap D seçeneğidir. Verilen duruma göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Yandaki görselde bir akasya ağacının dikenli dalları ve ağaç üzerinde yaşayan karıncalar verilmiştir. Özellikle Afrika savanlarında yetişen bu ağaç türü fillerin saldırısına uğrar. Ancak akasya karıncaları birer muhafız gibi kullanılır. Filler ağacın dallarındaki tüketmek istedikleri karıncalar fillerin hortumunun hassas iç kısmına ısırırlar ve fil gibi büyük otçullar ağaçtan uzak tutarlar. Diğer karınca türlerine göre azotlu bileşikleri sindirebilme özelliği kazanan bu karıncalar için bu ağaç hayati önem taşır. Ağaç ise bu muhafızlarına yiyecek ve domatiye adı verilen şişkin dikenler şeklinde barınak sağladığı için tamamen tehlikesiz ortamda yetişenlerine göre daha geç büyürler diyor sevgili arkadaşlar. Ağacın karıncalarla yaşaması büyüme hızına etki eden genin yapısını değiştirmiştir diyor sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle gen durumuyla alakalı bir durum söz konusu değildir. İkisinin birbirine arkadaşlar mutualist faydası vardır sadece arkadaşlarım. O yüzden yanlış cevabımız A seçeneğidir. Gaga, kuşların beslenme, tımarlama, avlarını öldürme, yavrularını besleme gibi birçok beceri için kullandıkları anatomik bir dış yapısıdır. Beslenme biçimleri ve yaşam tarzlarına göre farklı gaga şekilleri vardır. Etçil ve yırtıcı kuşların gagaları sert, sivri ve keskinden otçul kuşların gagaları uzun ve küttür. Küt ve kör gagaların da sivri ve keskin gagalara göre daha sert kuru yiyecekleri kırmada başarılı olduğu görülmüştür. Yukarıda gaga özelliklerine sahip kuşların yaşadığı bir bölgede aşırı kuraklıktan dolayı sadece dayanıklı kuru kabuklu tohuma sahip bitkiler hayatta kalmış, diğer bitkiler ise ölmüştür. Buna göre bu bölgede yaşayan kuşlarla ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Demek ki kabukları kırabilen, sert kabukları kırabilen kuşların yaşaması sağlandı diyebiliriz arkadaşlar. Etçil ve yırtıcı kuşlar yeni ortama uyum sağlayamamışlardır. Doğrudur. Doğal seçilim sonucu sivri gagalı kuşların nüfusu azalmıştır. Otçul kuşlar beslenme konusunda kuraklıktan etkilenmemiştir. Doğrudur. Otçul kuşların bir sonraki nesilde yavru sayısı etçil kuşlardan azdır diyor. Hayır, fazla olacak arkadaşlarım. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Hangileri doğrudur? K canlı türü bulunan yaprak, L canlı türü bulunan yaprak, M canlı türü bulunan yaprak arkadaşlar. Peki, doğal habitatı taklit edilen bir kurbağa ile yukarıdaki deney düzeneği hazırlanıyor. Yaprakların üzerine kurbağanın besin kaynağı olan farklı renklerde ve eşit sayıda KLM canlıları bırakılıyor. Kurbağa beslendikten sonra yaprakların üzerindeki KLM canlı sayılarındaki değişimi gösteren yandık grafik çiziliyor. Bakın arkadaşlar, en fazla M'den yararlanmış kurbağa. Daha sonra kimden? L'den. Daha sonra da en az K canlısını tüketmiş. Buna göre av olmaktan kurtulmak için yaşanılan çevreye uyum sağlamak önemlidir diyor sevgili arkadaşlarım. Evet bakın, yeşil renkli bir böcek arkadaşlarım kurbağanın görmesini engellediği için daha az tüketilmiş. Kurbağa tarafından daha az fark edilip daha az canlısını kaybetmiş. Bu ifademiz doğrudur. Avcının dikkatini çevreyle adapte olamamış M canlısı daha çok dikkat çekmiştir.
Doğrudur. Canlı sayısı bakın en fazla M'de azalmış. Sadece K ve L canlıları doğal seçilim sonucu yaşamlarını devam ettirirler diyor sevgili arkadaşlarım. Hayır, yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. B seçeneği. Can araştırdığı konuyla ilgili olarak suda yaşayan aşağıdaki iki farklı bitki türünü örnek göstermiştir. Nilüfer bitkisi, su sümbülü bitkisi. Can'ın araştırma konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Benzer ortamlarda yaşayan farklı bitki türlerindeki benzer adaptasyonlar. Farklı ortamlarda yaşayan farklı tür. Bu farklı olmaz arkadaşlarım. Benzer ortamlarda yaşayan aynı bitki türlerindeki farklı bitki arkadaşlar. Bakın nilüferle su sümbülü bu da olmaz. Farklı ortamlar bu da olmaz. Benzer ortamlarda yaşayan farklı bitki türlerindeki benzer adaptasyonları öğrenmek için arkadaşlar can araştırma yapmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Bazı hayvanlar bulundukları ortama şekil ve renkleriyle tam uyum sağlamışlardır. Hatta bazıları girdikleri ortamın rengine göre de desen ve renk oluşturabilmektedir. Bu kamufle özellikleri avlanmalarına kolaylık sağlarken av olmalarını da zorlaştırmaktadır arkadaşlar. Mesela bu kelamın. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez? Ölü yaprak kelebeğin ağaçtan düşen bir yaprak gibi görünmesi bir örnektir arkadaşlar. Bu verilen paragrafa. Akrep balıklarının deniz mercanlarıyla aynı renk ve desenlerde olması yine aynı şekildedir. Mürekkep balığının düşmanlarını korumak için mürekkep salgılaması. Hayır, buna benzer bir özellik değildir. Bu savunmadır arkadaşlar. Avustralya baykuşunun ağaç gövdesiyle aynı desenlerde tüylerin olması. Bu da arkadaşlar nedir? Kamufledir. Ama bu nedir arkadaşlar? Savunmadır. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi için verilen örnek kullanılamaz? Çürüyen ağaçların içinde ve ağaç kabuklarında yetişen bazı mantar türlerini özellikle üreme dönemlerinde böcekleri kendilerine çekmek için yeşil ışık yayarlar. Mantarların gerçekleştirdiği bu olaya biyoluminesans denir. Mantarlar bu olay sayesinde hem böcekleri ışık etkisiyle kendine çekerek üretmelerini sağlayan sporlar çevreye çok kolay bir şekilde yayabilir. Hem de mantar tüketici canlılara karşı kendisine dokunmamalarını konusunda uyarı göndermiş olur. Etrafa yayılan sporlar da türün devamı için aynı özelliği bir sonraki nesile aktarırlar. Peki hangisi kullanılamaz demiş sevgili arkadaşlarım. Adaptasyonlar doğal seçilimin ortaya çıkmasını sağlar diyor sevgili arkadaşlarım. Bu ifade kullanılamaz arkadaşlar. Yanlıştır. Adaptasyonlar kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılır. Doğrudur. Adaptasyonlar canlının hayatta kalma şansını artırır. Doğrudur. Adaptasyonlar canlının üreme şansını artırır. Bu ifade de doğrudur. Doğal seçilimin ortaya çıkmasını sağlar mı? Sağlamaz arkadaşlar. Aradığımız cevap A seçeneğidir. Renk körlüğü kırmızı, yeşil veya mavi, sarı renkleri eksik görme veya renk algılamama hastalığıdır. Kediler renk körü olmamasına rağmen renkleri algılama özellikleri renk körü insanların renkleri algılama özelliklerine benzerdir. Kediler mavi ve yeşil renk tonlarını görebilirler ancak kırmızı ve pembe renk tonlarını yeşil tonları olarak algılarlar. Peki kedilerin görme yeteneği ve avlarının renkleri arasındaki ilişkiyi anlamak isteyen araştırmacı deneyden önce kırmızı, yeşil renk körü insanlar ile bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte renk körü bireylerden birinci durumdaki yeşil zemin üzerine yer alan boncukların ayırt edebildiklerini almalarını isteniyor. Boncuklardan zemin üzerinde kalanlar ise ikinci durumdaki gibi oluyor. Bakın arkadaşlar mavi ve sarıyı almışlar. İkinci durumda sadece kırmızı ve yeşil kalmış. Bunları görememişler renk körü insanlar. Buna göre yapılan etkinlikten çıkarılan aşağıdaki sonuçlardan hangisi yanlıştır? Mavi ve sarı renkli canlıların kediler için av olması doğal seçilime örnektir diyor sevgili arkadaşlarım. Evet doğrudur. Yeşil renkli çalılıklarla saklanmış olan kırmızı renkli bir canlı kedilerin avı olmaktan kurtulur. Doğrudur. Çünkü kediler göremiyor. Fark edemiyor. Kedilerin avcı olduğu bir ortamda hayatta kalma dirençleri en yüksek olan canlılar mavi ve sarıdır diyor sevgili arkadaşlarım. Hayır bakın mavi ve sarıyı zaten buradan fark etmişler. Burada yok. O yüzden bu ifade nedir? Yanlıştır. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Çeltik, sıcaklık isteği fazla olan, su içine çimlenebilen ve suda çözünmüş oksijenden kökleri aracılığıyla yararlanabilen tek tahıl cinsidir. 2000'den hasat dönemine kadar su içinde yetişir. Üretim çeşitliliğinin artırılması için çeltik tarlalarını sazan balı yetiştireceği denemeleri de yapılmaktadır. Çeltik tarlasını sazan yetiştireceği de yapan bir çiftçinin gözlemleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sazan balıkları çeltik tarlalarındaki zararlı otları ve çeltik üzerindeki zararlı böcekleri yiyor. Sazan balıklarının dışkıları çeltik için gübre oluyor. Bu da ürün kalitesini artırıyor. Çeltik tarlalara yetiştirilen balıklar balık havuzlarına yetiştirilenlere göre oksijeni bol ve sürekli temiz suyla sulandığı için balıklar daha sağlıklı ve
hastalıklara karşı daha dayanıklı oluyorlar. Sazanlar avcı kuşlardan saklanmak için çeltiklerin arasında duruyorlar. Hangisi doğrudur? Çeltik tarlalarından sazan balığı çıkarıldığında çeltiklerin gelişimi durur ifadesi doğru mudur? Değildir arkadaşlar. Sazan balığı ve çeltik yaşamı sürdürmek için birbirine muhtaç durumdadır, değildir. Çeltik tarlasında yetiştirilen sazan balıkları balık havuzlarında yetiştirilenlere göre yapay seçilime daha uzun süre yaşayabilir diyor sevgili arkadaşlarım. Evet, doğrudur. Aradığımız cevap C seçeneğidir. Merve sukulent bitkisiyle ilgili yaptığı araştırma sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Sukulentlerin yapraklarının üstü ince bir tabaka veya ince bir tüycüklerle kaplıdır. Bu durum bitki yüzeyine yakın hava hareketini azaltır. Böylece yapraktaki suyun çabuk buharlaşması önlenir. Kökleri toprakta çok ilerlemez, kökler yüzeye yakın kalır ve bu sayede küçük sağanaklardan hatta çiğden bile nem alabilirler. Buna göre Merve'nin araştırma sonucu yaptığı çıkarımlardan hangileri doğrudur? Farklı tür canlılar benzer adaptasyonlara sahip olabilirler ifadesi doğru olmaz arkadaşlar. Çünkü kıyasladığımız bir başka bir bitkimiz yok. Kuraklığa uyum sağlayacak adaptasyona sahip doğru. Dışarıdan su alma konusunda uyum sağlamışlardır. Evet, kökler yüzeye yakındır. Doğrudur. 2 ve 3 doğru. Aradığımız cevap D seçeneğidir. Hastalığa sebep olan bir bakteri ile bu bakteriye verilen antibiyotikler, antibiyotiğe gösterilen direnç ve bakterinin üremesi arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre uygulamalar ve sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kırmızı diyagram bakteri sayısını, yeşil diyagram antibiyotik kullanımını gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Antibiyotik kullanımı arttığında, bakın arkadaşlar ilk kullanıldığında bakteri sayısı bir miktar artmış, daha sonra bir miktar düşmüş. Daha sonra arkadaşlar ne olmuş? Tekrardan direnç kazanıp bakteri artmaya devam etmiş. Antibiyotikler sürekli kullanılmasına rağmen bakterilerin hem dirençleri hem de sayıları artmıştır arkadaşlarım. Bu ifade nedir? Doğrudur. İlaç kullanımının miktarı sürekli arttırıldığında bakterinin göstermiş olduğu direnç azalmaya başlamıştır diyor sevgili arkadaşlarım. Bu ifademiz nedir? Doğru mudur? Hayır, değildir arkadaşlarım. Yanlıştır. Bakın burada hem direnç de artmış. Şurada hem de arkadaşlarım antibiyotik kullanımı da artmış ama direnci de hala artmaya devam etmiş. Aradığımız cevap yanlış cevap B seçeneğidir. Işığa yönelim anlamına gelen fototropizma bitkilerin ışıktan daha çok yararlanarak fotosentez yapmalarını sağlayan fizyolojik bir olaydır. Oksin hormonu üretimi genler tarafından kontrol edilen ve bitkinin büyümesinde etkili bir hormondur. Oksin sentez farkları teorisine göre bitkilerin ışık alan kısımlarında oksin sentezi azalır. Bunun sonucu bitkinin iki tarafı arasında büyüme farkı oluşur ve bitki ışığa yönelme hareketi yapar. Aşağıda bitkilerin ışığa yönelim hareketi ile ilgili olarak özdeş bitkilerde bazı deneyler yapılmış ve gözlemler not edilmiştir. Yapılan deney ve gözlemlere göre bitkinin ışığa yönelme hareketi ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Filizlenen kontrol grubu bitkilerin ışığa doğru yöneldiği gözlemlendi. 2. Uç kısmı kesilen filizlenmiş bitkilerin ışığa yönelmediği gözlemlendi. 3. Bitkinin uç kısmına ışık geçirmeyen bir başlık geçirildiğinde bitkinin ışığa yönelmediği gözlemlendi. 4. Bitkinin uç kısmına şeffaf bir başlık geçirildiğinde bitkinin ışığa yönlendiği gözlemlendi. 5. Bitkinin gövdesine ışık geçirmeyen gövde kalkanı yapıldığında bitkinin ışığa yönelim hareketi yaptığı gözlemlendi. Demek ki uç kısımları varsa bitki ışığa yönelim yapıyor. Çevresel şartların değişmesine bağlı olarak değiştiği için modifikasyondur diyor sevgili arkadaşlarım. Hayır, değildir. Peki 2. Bitkinin daha fazla fotosentez yapmasını sağladığı için adaptasyondur. Aynen öyledir, doğrudur. 3. Ucu kesilen ya da ucu ışık görmeyen bitkilerde gerçekleşmemesi bu özelliğin nesilden nesile aktarılmadığını gösterir diyor sevgili arkadaşlarım. Hayır, tamamen uç kısmındaki almaçların olup veya olmamasıyla alakalıdır arkadaşlarım. 1 ve 3 yanlış, ulaşamayız. Aradığımız cevap yalnız 2 B seçeneğidir. Birçok canlının donmaya karşı bir miktar direnci vardır. Ancak Alaska ağaç kurbağalarının direnç yüzeyine pek az hayvan erişebilmektedir. Bu ufak kurbağalar donma halindeyken vücutlarındaki suyun 165'inden fazlası tamamen donsa da haftalarca hayatta kalabilirler. Günlerce hatta defalarca haftalarca hiç nefes almazlar. Kalpleri de atmaz. Bu donma hali boyunca kurbağanın metabolik faaliyetleri durma noktasına kadar yavaşlar. Bu kurbağalar kış boyunca birkaç defa donup çözülebilirler. Kurbağalar bunu başarabilmek için kriyoprotektan adı verilen kimyasallar kullanırlar. Bu kimyasallar hayvanın dokularının donma noktasını normalin altına çekebilir ve hem soğuğa hem de donmaya karşı hayvanları korur. Bu kimyasalların miktarlarının artış kurbağanın hücrelerinin hayatta kalmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayede Alaska'da yaşam sürebilen nadir kurbağa türlerinden biridir. Buna göre Alaska ağaç kurbağalarıyla ilgili olarak
İfadelerin hangileri doğrudur? Yaşama şanslarını arttırıcı adaptasyonlara sahiptirler. Doğrudur arkadaşlar. Bakın donmuş burada arkadaşlar ama hala yaşıyor. Donduktan sonra çözüldüklerinde DNA'larındaki bir değişim meydana gelmez. Doğrudur. Alaska'da sayıca fazla olmaları doğal seçilimle gerçekleşmiş olabilir. Aynen öyle. Bu da doğrudur arkadaşlarım. Aradığımız cevap D seçeneğidir arkadaşlar.